Anıl birazcık da yanıl. Şimdi Buraycığım, canım Anam, arkadaşım bir tane. Söyle bebeğim. Herkesin neredeyse ilk günden beri beklediği, bitse de kurtulsak dediğimiz 2020 yılının son bölümüne. Yani yılbaşı özel bölümümüze hoş geldin. Bir dakika, bu yılbaşı bölümü mü olacak? Evet. Abi ona göre giyinirdim ben. Ne diyeceksin? Benim yılbaşı üstüm var. Yılbaşı özel bölümümüze hoş geldiniz efendim. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Şimdi el klasikoları dışarı ben sana bir getireyim. El klasiko ne? Dashing through the snow. Hele hay hal hopun hey. Bunu da bekar ama ya. Niye üstüne? Bırak bozuk mu? Valla en güzel öpüyoruz. Bu bölüm aynı zamanda bizim sezon finalimiz efendim. Bu bölümden sonra... 3 günlük bir sezon finali. Hayır. 1 haftalık yaklaşık bir aramız olacak. Hmm. Oğlum ne yapıyorsun? Çok sinir bozuyor. Başım döndü. Anılcım. Malum soruyu önceki sormak istiyorum. 2020 yılı nasıl geçti? Bok gibi geçti. Bok gibi. Abi herkes gibi herhalde bok gibi geçti ya. Ya aslında bencil olmak istemem ama benim 2020 yılım güzel geçti. Hani ben 2020 yılı için zaten çok kötü olacak demiştim. Her sene diyorum ki artık önümüzdeki sene bu seneden daha kötü geçemez. Daha da kötü geçiyor, daha da bozuyor. Anlamıyorum yani. Gör 2021'de 2020'yi arar hale geleceğiz. Bunu da başına söyleyeyim. Bundan daha kötüsü artık. Şam'da kayısı. Peki Anıl, bu yıldan çıkardığın en büyük ders neydi abi? Ne öğretti bu yıl sana? Abi yalnız kalmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını anladım. Hayat boş, eğlence hoş. Bu mu yani? Bunu mu? Evet. Evet, ne var? Ne var bunda? Elimizdekilerle yetinmeyi bilmeyi ve sahip olduklarımıza şükretmeyi öğrendim ben şahsen. Mesela çünkü... ben, bana sahip olduğu için şükrediyor musun? Evet, çünkü sana evet. Sahibim. Allah'ım ya. Bugün Güncecim seninle önce 2020 yılında tüm dünyada en çok izlenen videolara tepki edeceğiz, trend videolara. Sonrasında 2020 yılına girerken yazıp mühürlediğiniz. Ya. Ay evet. Ay kim bilir ne yazdım. Hiçbiri gerçek olmadı ya. Bu yıl içerisinde yapmayı planladığınız şeyde mührünü açarak bakacağız. Oh, hadi bakalım. Buğra'nın yeni yıldaki hedeflerinin listesi. Bir sene sonra bu yazanları okuyacağız arkadaşlar. Bence hepsini gerçekleştireceğim ben. Kendime güveniyorum. O kadar çok mühürledik ki bu ancak 2030'da falan kabul olacak. Nice. Şimdi abi ilk önce dünyada 2020 yılında en çok izlenen TikTok videolarıyla başlıyoruz. Aa, bende de var bundan. Benten. Oğlum ne güzel yapmış lan. Keşke bütün TikTokçular bu çocuk gibi olsa. Güzelmiş. Nasıl? Çok güzel. Bak TikTok deyip geçmeyeceksin ben işte. Ben TikTok seviyorum. Çok saçma. Niye? Değil mi? Hiçbir özelliği yok ya. Adam kıyafet değiştirmiş. Evet. Ben de ama değişik bir şey beklemiştim. Abi çok saçma. Abi herif üşenmemiş, şifon yerin üstüne falan çıkmış ya. O çok tatlı. Çok saçma video olmuş ama güzel. Abi ben bunu benim bu dayımın ortanca oğlan zannettim. %70 milyon izlenmiş abi. Tam benim kafada adam ya. Çok rahat. Ama niye çok... bu kadar mesela izlenmiş olabilir bu? Ta, hiçbir fikrim yok. O ne kadar rahat yapıyor lan herif. Evet. Sanki arka plan kayıyormuş gibi. Çünkü... Çok iyi. Şey yani. Çok klas. Aynen. Sevdim kafa güzel. Kafa iyi galiba biraz yani. Büyük ihtimalle. Bir ben. Okay, see you. I'm gonna make it.
çok sinir bozucu bir şarkı. Şu anki seviyor olman da gıcık yani. Nasıl ezbere biliyor ya? Ay bunun da hiç bir özelliği yok. Çok saçma ya videolar. Sinirim bozuldu. Gerçi 2020 yılının özeti yani bomboş videolar olmuş. Abi ben böyle şeylerin... Bitti. Bu çok saçma. Bu gerçekten 100 milyondan fazla izlenmiş bir video efendim. Niye? O zaman TikTok'un en çok izlenen videosuna geçelim. Hadi geçelim. Bunlar o Spider-Man'de mesela mükemmeldi yani. Çok, çok güzel bir içerik yani. Bu ne abi? Her defasında yapmaya çalışıyorum bu salak şeyi. Bam. Bu yani zor. Bunu yaptık. Bunu denedik biz, yapamadık. Bu kız bayağı tatlı ama. Bu yani bak şu an bu videonun içeriğinden değil, güzelliğinden patlamış bir video. Evet, TikTok'un bu sene en çok izlenen videosu... Bu kız da mı? Bu yeni çıktı. Oo, aferin. Aynen. Şimdi geçiyoruz 2020 yılının globalde izlenen, trend olan videolara. TikTok dışındaki videolar tarafından. YouTube videoları. YouTube işte haberlere düşen videolar, videolar vesaire. İlk olarak... 18 Kasım'da abi Utah eyaletinde Milli Park görevlileri tarafından tesadüfen 2001 Space Odyssey filmindeki monolite benzer bir cisim keşfedildi. Monolit ne tam olarak? 27 Kasım'da bu cisim aniden ortadan kayboluyor ve aynı gün bu cisme benzer bir monolit Romanya'da ortaya çıkıyor. Romanya? Nerede? Birkaç gün sonra bu monolit yine ortadan kayboluyor ve bu sefer de Kaliforniya'da ortaya çıkıyor. Hı. Bu durum... Sefer'e dalga mı geçiyorsun yavrum? Allah'ım ciddi bir şey yapıyoruz ya. Bu durum tüm sosyal medyada konuşulmuş. Şimdi bu üç görüntüye de bakıyoruz. Sonrasında karışık karışık gideceğiz. Bakalım. Trolldür ya. Haydi ne alaka lan orada o hakikaten. İnemiyorlar ha, inmiş. Bak dayı o kesin Türk. Mehmet Çelik mi lan? PR yani bu. Bir şeyin %90 PR'ı. Me and Minnesota crew made it to the monolith. Founder. Easy peasy. Yok ya, fake'tir bu. İnanmadım, troll. Nereden biliyorsun? Uzaylılar da gitmiş olabilir. Olsa bilirdim. İşte bu yüzden bize mesaj göndermiyor. Bu ne yani? Üstüne tırmanmak nedir ya? Aynısı mı? Aynısı değil ki. Ama şekil başı suratı biraz değişik. Abi birileri yapmıştır, nedir ya? Ha bence bunu birileri dikiyor ya. Hani kaldırıyor, dikiyor yani. Bayağı dünyayı dolaşmış. Abi direkt yeni gelecek bir markanın bir tanıtımı yani. Dikkat çekmek için yapılmış bir şey artık. Neye dikkat? Oğlum, neyi protesto etmek için, neye gönderme yapmak için yakında açıklanır gibime geliyor. Hem sanat eseri falan gibi böyle random yerlere yerleştirmiş olabilirler ama neden olduğunu anlamadım. Devam ediyoruz efendim. 2020 yılının trend videolarıyla. Bilal'le. Bayılıyorum bu adama. Kullanıcılarına özel. Ben bu adama bayılıyorum. YouTube kanalına abone oldum ve bütün videolarını izledim abi. Yemin ediyorum. Vallahi çok iyi yapıyor. Helal olsun. Ben çok seviyorum onu. Kulaklıkla izleyelim. Kalio paçan. Kalio diyor. Bence benim ismim. Kalio paçan. Tabban tahe. Yorna pişamın apta he. Yorna pişamın apta he. Yorna toli hedre. Böyle bir şey var mı? Kendim uyduruyor. Çok iyi. Sesi müthiş. Güzel. Buna çok uyumuş. Ve çok da iyi çalıyor. Ve çok da içten yapıyor. Çok tutkuyla yapıyor. Ben destekçisiyim yani. Ne? Yaz arka taraftaki animasyon ritme uyuyor. Arkadaki Thriller değil mi Michael Jackson'ın? Evet. Saldırır mı sözleri? Biraz. This time for Africa. Sandoramina baka baka Sandoramina sakareba anawa aa dai papa bari bari bilabari sendella ya bari papa bari 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 bilabari bilabari sendella dinade yaro dagi 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 dugu dugu yaro dinade yaro
bidi bara bidi mano bidi boro bidi bara ben dando la ka ta ta bidi kala bidi mano bidi kala bidi ta den dando la del lan del lan del la go taragana dalago da ya bu dalago da bu. Evet. Yani çok kaliteli bir iş olmuş gerçekten. Gerçekten bunu düzenleyen insanın mizah seviyesine hayran kaldım. Çok değil iyi. Mi? Evet. Abi, bu adam meme'le başladı. Şu an bir meme. Ama bence daha iyi yerlere gelecek abi. Daha profesyonel işler yapacak gibi hissediyorum. %100. Bunlar çok amatör ya zaten. Evet. Devam. Abi bence bu senenin en iyi akımı. Bu ilginç ama gerçekten ilginç ya. Allah'ım inşallah ölürsem böyle bir cenazem olur ya. Burak vasiyetimdir. Buradan herkese ilan ediyorum. Böyle bir cenaze istiyorum. Partilemece. Cenaze töreninde Burak. Burak mı? Dans ederken ben de bunu taşıyayım. Sen bunu şeyini izledin mi Burak? Neydi? Gerçekte ne oluyor orada? Eğlenceli bir seremoni isteyenlere böyle bir hizmet sunuyormuş. Evet, bunlar. Paralı hizmet şey. Aynen. Ve bunların failleri falan da var. Düşürüyorlar. Düşürüyorlar tabutu abi. Anthony Hopkins'i tanıyorsun. Anthony Hopkins'i tanıyorum. 253 gündür karantinada kalmış. Bunu Instagram'da bir video paylaştı. O video çok paylaşıldı. Hemen o videoyu izliyoruz. Ha bunu gördüm. Canı sıkılmış abi. Adam temiz sıyırmış. Kaç yaşında adamsın? Yakışıyor mu? Niye işte hala? Ne hala deli? Hala işin affedersin ama. Yani, hala işin makarasın. Şakasın da ya. Yani. Allah Allah. Son bir hafta depresyondayken ben. Darya'nın durumu yani. Bir dakika ya. Anthony Hopkins için. Anthony Hopkins moduna onu girdi da bu da. O da depresyona girdi. Ne oluyor be? Kapıdan birisi girdi. Ne yapıyor? Nereden girdi ki adam? Camdan mı? Laughs diye evine mi girdi? Evet. What? Please get out of my apartment right now. Get out. Niye gösterdi? Get out. God. Hello? Ne oluyor be? Kafam çok karıştı. Ya neyle karıştı basit video? Kafayı yersin Burak. Değil mi? Bir de tek başınasın düşünsene. Ne oldu? Söyle. Niye böyle bir şey oldu? Bilmiyorum işte. Deli yani adam büyük ihtimalle. Problemleri var yani. O kapı niye açık? Kilitlememiş. Aferin. Ben ilk başta gerçekten biri yok. Kadın şizofren sandım. Ha. Öyle daha da korktum yani. Anladım. Birini görüyor sandım. İlginç. Korkarsın adam yani. Nasıl girmiş ki? Kaçıncı katta bu ne bu yani? Oha. Bir de şey falan diyor işte sen ben senin arkadaşın değil miyim falan diyor böyle. Oğlum hakikaten ha. Ben bile gerildim yani burada. Şurada mesela olsa atırız içeriz. Evet. Yok bir şey olmaz da. Döveriz ki biz. Atlarız üstüne. Bu çok şaşıracaksın ha. Bak Burak yine dandik kalmışsın ya. Şarkı söylerken ben. Bir daha bakayım. O niye açılmıyor lan? İyice. Horon sesiyle. Devam. Aa evet hatırlıyorum onu izledim. Çok tehlikeli bir şey yapıyormuş hissi var içimde. Aa kendini bağlamamış. Evet. Ablanın tepkisi ne kadar naif. Ay Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Diye. Oğlum bu riski nasıl aldın ya? Yani senin üstünde niye yok? Paraşüt bir şey olursa diye. Koruma ve hiçbir şey yok abi. Yani çok riskli abi. Aşırı riskli.
Abi Instagram hesabını falan koymuş. Sana helal olsun. Burak aşırı korkunç ya. Adam ben bokunu çıkar. Neden? Peki koruyucu bir şey giymiyor adam. Evet. Niye buna bu kadar güvenmiş? Hayat olan bu. Güveni nereden geliyor? Bir de havadasın ya. Yerçekime de karşı koyuyorsun ama nasıl oturuyor? Anladın mı? Neyi? Havada nasıl oturuyor? Nasıl oturuyor? Ha, yukarıdan çektiği için koltuğu. Normalde oturmuyor. Yukarıdan paraşüt koltuğu tuttuğu ve çektiği için oturabiliyor. Oturamaz ki normalde. Niye oturmasın? Eğer koltuk düşse, o ipleri tutsa falan kurtarmaz. Bir paraşüt meselesi omuzdan takmalı değil mi? Tabii ki takmalı. Kolları falan kopar yani. Öyle bir şey tutamaz. Vücuduna bağlanmalı yani o. Nasıl inecek bu? Aa indi lan. Tekerlekli mi? Evet. Vay be. Oğlum çok enteresan değil evet. Mi lan? Cips aç bir de cips yiyor. He. Abi çok gereksiz bir risk bence ama. Şunu yaparken sırtında sırt çantası hani oluyor ya paraşüt olarak. Onu takarak bunu yapmış olsa okey. Ama o yok. Alzheimer hastası ünlü balerin Marta Gonzalez Kuğu Görevalisi karoriografisini hatırlıyor. Ha. İyi. Çok sevindim onun adına. Fındık Kral. Ağlıyor mu? Ya çok şeker Burak. Ağlayacak mı? Bak bak ben de balerinim. Ellere bak. Ya omuzlar halay çekermiş gibi ne yapıyorsun? Bunu kadın düşünmeden yapıyor yani. Büyük ihtimalle şey beden hafızası ezberlemiş bunu. Nefes alabiliyor olması gibi bir şey herhalde yani. Ya kıyamam. Ya inanılmaz güzel bir video gerçekten. Ah teyzem benim. Çok güzel bir video. Çok etkiledi benim. Hayat kısa. Hayat kısa tabii. Tak demişsin 30 olmuşsun, tak demişsin 60. Tak demişsin yoksun. Aynen öyle. Sen kaçsın? 30. Kaldı tek tak. Tek tak kaldı buraya. Mars değil mi burası? Yok ya değil. Captured by Nedenlerimiz. Directly from the surface of the planet. This is the Martian footage has been bir bok yok. So sit back, relax. Buraya yaşam kurulur ha. Çadırı kur. Yaşarsın yani. Oksijeni suyu ver. Yaşanır gibi geliyor bana burada abi ya. Sence? Değil mi? Düzlük yani. Evet. işte canlı var demek ki. Araba kullanıyorlar. Büyüleyici. İnç bir gün gideriz. Abi ne kadar güzel çekmiş ya. Ne sıkıcı bir yer lan burası. Texas'a benziyor. Oğlum. Dümdüz. Buraya şimdi iki bina bir şey. Adam ederiz biz. Ya AVM dikmeyelim tabii. Ya. Güzelmiş Burak. Ben çok gitmek isterdim ya. Yaşamak için değil de göreyim isterdim yani başka bir gezegeni. Santa Maria krater. Tabii renkleriyle çok oynanmış yani bunların. Öyle mi? Evet, evet. Normalde ne renk? Normalde mesela gökyüzü hep kırmızıymış Mars'ta. Hmm. Aynen. Yani ben sevmem etkiledi buralar. Evet ben neyse bir çöl, kurak yer seviyorum ya. Evet abi. Gerçekten ilginç. Mars'ın yüzeyini 4K olarak resim olarak panoramik. Daha hala olarak. Dünya üstünde millet kendine kibrit kutusu da çekip fotoğrafını koyabiliyor yani Instagram'a. Millet Mars'ı 4K çekiyor. Gerçekten abi devir artık yavaş yavaş dış gezegenlere doğru geçiyor ya. Yani. Abi hem geçiyor hem de artık yani bu dünyada insanoğlunun şey yüzünden vaatlerini bize sunduklarını yavaş yavaş yitiriyor yani. Aynen öyle. Mesela Mars'ta koloni kurulsa. Gider misin? Ben soracağım onu. Giderim. Gider misin? Giderim evet ya. Ama dışarıda dolayı bir oksijen yok.
Hallederiz bir şekilde. Nasıl hallederiz? Burada da o aldığımız oksijen, oksijen mi be Burak? Helal olsun Gülsel abi. Devam. Cappuccino. 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 Aa, bunu hatırlıyorum. Cappuccino. Niye böyle şeyler yapıyor bu adam ya? Cappuccino. Oğlum adam yaratıyor, akım yaratıyor yani. Daha ötesi yok. Bunu biliyor musun? Ne diyecek? Kruvasan. Kruvasan o falan mı? Bunu biliyor musun? Çıttır çıttır. Değil mi? Evet. Çıttır çıttır. Çıttak çıttak. Ya şaka gibi bir tip ya. Gerçek olsa inanamıyorum. Çıttır çıttır. Çıtır çıtır. Bak bu kötüymüş abi. Bu saçmaymış yani. Çıtır çıtır. İğrenç. Niye iğrenç? Ne bileyim ya. İtici geliyor biraz. Çok, çok itiliyorum ben. Yani inanılmaz itiliyorum. Nusret beni çok itiyor. İtiliyorum diye bir kelime yok ya. İtiliyorum ne? Abi beni anlıyor musun? Anlıyorsun. Yani şurada donanma diyen adam bana burada Türkçe dersim veriyor. Donanma demiyorum bir kere. Donanma diyorum. Donanma. Son olarak abi karantinanın ilk dönemlerinde çekilmiş bir video var. Bu da çok paylaşıldı. Gel kuzum gel. I looked out my window and saw this girl. Ha, bu bir şeyler yolluyordu falan. Camdan cama yemek mi yiyorlardı? Öyle bir şey vardı bunda. She waved back. I grabbed my tape, pen, drone and paper. Then I wrote down my digits and sealed it on my drone. Çok iyi. Bu arada ben böyle bir şey Türkiye'de yapmaya cesaret edemem. Drone'u geri alacağımın garantisi yok çünkü. Salıp gidiyor böyle. Biri benim yanıma drone indirirse korkarım ama. Wait, where is she? Just kidding. We follow the rules. We got on FaceTime and ate our matching organic microwavable dinners together. Çok tatlı ya adamın düşüncesi. The fact that we should be social distancing. I crossed the street and texted Tori to come outside and look to the left. Şaka mı ya? Burak çok tatlı. I brought flowers and hand sanitizer, but that was a misstep considering I was locked inside this bubble. Öf, havasızlıktan geberirsin lan. Adam mutlu mutlu. Mutlu, helal olsun ama havasızlıktan geberirsin, çok zor. Oha. Abi işte böyle çıtayı çok yükseltiyor. Oha. Sonra biz ne yapalım yani, değil mi? Yuh. Ne oldu? Yuh. Yuh değil mi? Çok iyi. Yani gördüğünüz üzere sende olmayan bir şey izledik, romantik. Niye ben de romantiyim? İtirazsız. Ben de romantiyim şey, artık. Evet. Romantikim ben. Devam. Devam. Gelmiyor. Makine bozuk. Ha bitmiş. Desene oğlum bitti. Oğlum bitti. Bitti de bana. Bitti. Ha bitti evet. Abi son olarak geldik en çok merak edilen kısma. Asıl olayımıza geliyoruz. Asıl olay nedir? Asıl olay hazır mısın? Süle. He? Hediye aldın bize. Hayır kız. Geçen sene tam da bugün 2020 senesi içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğünüz şeyleri yazmanızı istemiştim. Evet. Yazdığınız şeyleri bir zarfa koyduk, zarfı mühürledik ve onu da bir kutunun içerisine koyarak kapattık. Evet. Şimdi onu açacağız. Getir Allah'ın belası getir. Lan bütün sene evden çıkamadık. Neyi nerede başaracağız Allah aşkına ya? Cebriya. İşte geliyor özel harekat. My precious. Tozlanmış lan, toz var üstünde. Bir sene boyunca dokunulmadı, açılmadı. Şu anda açılacak arkadaşlar. Heyecan dorukta. Üzerindeki tozları alıyor Yaren. Tabanlar çıkıyormuş içinde. Ayarım da benimki bu. Seninki mi? Hadi top elinkini de aç. Aynen. Bak bak, mühür duruyor. Aynen. Ura Mısri, mühürü de güzel yapmış. Tabii. Evet, evet bakalım.
Anlık hayat ne yazmış. Ben de çünkü heyecanlıyım şu anda. Hadi. Üçünü de yapamadım. Bana bir kalem ver de tik koyayım. Saygınlık. Saygınlık mı? Yok lan saygınlık. Recep İvedik de vardı ya. Evet. Bir. Bir. Severek yaptığım bir iş bulmak. Evet. Yok. KYK affı çıksın. Ne kadar borcum var? 30'a yakın. Şimdi ilk kolay başlamak istedim. Her ay bir kitap okumak. Ve gerçekten yıl boyunca 12 kitap okudum. Güzel. Ama her ay bir kitap okumuş olmadım. Ama olsun. Olsun. Yine de hedefimi tuturduğumu düşünüyorum. İş güç başla. Bir tık başladım böyle. Abi güce mi başladı? İş yok çünkü de. Düzenli geliri olan iş. Çok düzenli olmasa da geliri olan bir işim var artık. Çok şükür. Evet, fikri atalım ona. Attım. Düzenli bir ilişki. Var. Eve çıkmak. Kendi evine çıkmak. Yok. Spora başlamamış. Şimdilik kendimce günde bir tık spor yapıyorum aslında ama ne yani. Ne moruk 3 haftadır evdeyim diyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Ya, ne yapıyorsun? Herkesin sporu kendin onu. Onu konuşmayalım. İnşallah işsiz kalmam. Kaldı. Kaldı. 2'de 0'da gidiyoruz şu anda arkadaşlar. İstediğim sektörde bir iş bulayım. Bulamadı. 3'de 0. Yani en kendime yapabileceğime inanmadığım ama gerçekleştirdiğime çok sevindiğim hedef işe girmekti. Allah'ım şükürler olsun. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Yeni bir hobi edinmek. Evet. Yüksek lisansı bitireyim. Başlayamadım. Başlayamadım. Okul iptali. Evet. 4'de 0. Paranın AMK yazmışım. Ama para benim AMK. Zıttı olmuş galiba. Evet. İki kelimenin de zıttı oldu. Evet. Lütfen bunu yapmış ol ya. Hayır. Program yapamadım. Ne? Twitch'te 50k takipçiye ulaşmak. Bak, o zaman böyle bir hedefim varmış. Evet, varmış evet. Yemek kursuna gideyim yazmış. Evet. Kaçtı 0 bu? 7'de 0 mı? 7'de 0. Erasmus stajı yapayım. 8'de 0. Yurt içi ve yurt dışı en az 4 seyahat. 9'da 0. Evet. O da olmadı olur yani. Hiçbir şey olmadı. Yapar. Ve bunların hepsi sadece korona yüzünden. KYK affı dışında. Daha yes. 0. Arkadaşlar görüyorsunuz. Siz olun. Anıl Kaya gibi olmayın. Birisi geçen gün şey yazmış bana. Hayat amacın ne? Yok. Yok yani. Ya gerçekleştirebileceklerimi gerçekleştirmişim. O yüzden kendimle gurur duyuyorum. Biz hedeflerimi. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Gerçekten tebrikler. Ben çok mutluyum bu konuda. Ya hedefler biraz şeydi abi. Çok kötü geçti. Büyük. Büyük de hedefler. Bir de kötü geçti evet yani. Aynen. Motive olamadım yani bu yazdığım çoğu şey. Bu sene için amacın ne abi? 2021'den ne bekliyorsun kendi adına? Koy kutuya koy. 2021'de bir daha açacağız arkadaşlar. 21'de bunu tekrar açalım biz sonlarına doğru. Kızım bir döngüye giriyor yani. Bunu, aynen. Peki şunu da sorayım. 2020 her sene soruyoruz aslında bunu ama 2021 yılı. 2021, 2020'den iyi mi olacak kötü mü olacak? Ya iyi olmasın diliyorum. Bence 2020'den daha kötü olabilecek bir yıl olmasın lütfen yani hani böyle. Kötü başlamış olsa da sonlara doğru çok iyi toparladı bence bu sene. Ama şimdi bizi artık yeni bekleyen hastalıkların yanında artan sıcaklıklar, kuraklık. Bu dünyanın çivisi yavaş yavaş çıkıyor yani. Çocuklarımız, torunlarımız Allah sabır versin. Yani. Allah sabır versin. Bence gereksiz yere de üremeyin yani. Allah nasıl yiyorsun neyse. Yani böyle rahat rahat bir seyahat edelim eski hayatımızı güzelce dönelim. Herkes sağlıklı olsun. Kimseyi kaybetme korkusu yaşamayalım. İnşallah. Bunlar yeterli şu an için. Gözüm yükseklerde değil evet. Yani. Sosyalliği çok özledim. Lütfen evet lütfen artık şu korona aşısı bulunsun. İnsanlar iyileşsin. Hastalıklar acil şifalar bulsun. Evet. Dışarıda oturalım, maskesiz dolaşalım. Evet abi ben gerçekten arkadaşlarıma sarılma yapmayı falan da özledim yani. Hani çok garip geliyor anladın mı bana şu fist bump olayı sadece. Evet ve ben böyle ne bileyim dışarı çıkmayı özledim. Kafelere gitmeyi özledim, bara gitmeyi özledim yani bilmiyorum. Mutlu, neşeli, bol enerjili,
pozitif, pembe gözlüklü, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. 2021 yılı inşallah hepimiz için inşallah güzel geçer. Anıl'ın şu şirin suratı gibi geçer, şapkasıyla beraber gördüğümüz suratı gibi geçer diyelim. Daha önce de söylediğim gibi Günce, bizim sezon finalimiz artık. Bir hafta sonra burada tekrardan buluşacağız efendim. Evet. Yeni içeriklerimizle, yeni dekorlarımızla, yeni ekipmanlarımızla. Evet, yenilenme ihtiyacımız var. Belki de yeni kişilerle, yeni logomuzla. Aa evet. Yeni moderatör gelecek. Sana da yaramış bu sene. Moderatör? Moderatör? Değişecek. Moderatörümüz kim ki? Benim lan, oğlum senin kafam giriyor. Ha sen, ben oynamam ki. Nasıl oynamaz? Ben gel, ben seni görmeye geliyorum. Yeni moderatörü ne yapayım? Taş gibi bir artık. Olur, gelsin. Şov yaparım. Video hakkında ne düşünüyorsun? Şakalarınız ne kadar iri. Evet, o zaman yeni sezonda görüşmek üzere diyelim. Hem yeni yılda hem yeni sezonda arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yılımız ve yeni sezonumuz. Üfle bakalım. Sıçtık, sıçtık, yandık. Arkadaşlar, niye bu çok kötü? Bu sezon bizi bekliyor. Mahvolduk ya. Bu nedir ya? Na 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 na. Niye kalkmıyor bu? Na, na, na. Bayıldı galiba. Arkadaşlar, seneye görüşürüz. Nasıl espri? Biz de böyle bir adamız işte yani. Abi şu güzel üfle, hadi. Hadi bakalım. Na 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 na